Selam dostum, kanalıma hoş geldin. 1940-1960 toplumcu şiirle devam ediyoruz. Çok kısa bir video olacak, vaktini almak istemiyorum. Bazı önemli bulduğum yerler var. Oraların altını çizeceğim. Oralara dikkat etsen seni kurtarır. Hadi başladım bakalım. Geldim hocam. 1940-1960 toplumcu şiir. Hocam, ben daha önce toplumcu şiirde kimi görmüştüm? En önemli isim olarak kimi söylemiştim sana? Nazım Hikmet. Tamam. Demek ki bak 40-60 arasında toplumcular da Nazım Hikmet'in yolundan gidiyorlar. Nazım Hikmet'ten çok etkileniyorlar. Peki hocam Nazım Hikmet kimden etkilenmişti? Mayakovski'den etkilenmişti değil mi? Fütürizm akımına bağlı bir sanatçıydı. Tamam hocam toplumcu şiir. Hocam ne var? Sosyalizm var, işçi hakları var, yoksulluk var, emek sömürüsü var, fakirlik var. Hocam bizim işlediğimiz konular bunlar. Dil alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır. Yani o zaman bu bir mesaj mı veriyor hocam bana? Bu şiirde bir mesaj mı var? Aynen öyle ideoloji yüklü şiirlerdir. Hocam hangi ideoloji? Komünizm, sosyalizm, marksizm. Harikasın. O zaman işçi hakları, emek sömürüsü, fakirlik, yoksulluk, sosyalizm. Tamam hocam kimin etkisindeler? Nazım Hikmet'in etkisindeler. Tamam hadi gel bakalım kimmiş temsilcileri. Geldim hocam Enver Gökçe. Ant dergisinde yazdığı Köylülerime adlı şiiriyle ün kazandı. O zaman bak Köylülerime isimli bir şiir görürsen aklına Enver Gökçe gelecek. Bir de şunu bil dostum. Dost dost ille kavga panzerler üstümüze kalkarlar. Aha şunlara bir Yıldız attım geçiyorum dost Geldim hocam Cahit Irgat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Toplumcu şiirler yazmaya başladı Hocam ondan önce nasıl yazıyordu Ondan önce böyle birazcık daha duygusal Romantik şiirler yazıyordu Fakat 1945 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Ne oldu dostum artık Dünyada bir şok etkisi yayıldı Artık halk insanlar önem kazanmaya Başladı değil mi artık toplum Önem kazanmaya başladı çünkü çok ciddi Bir yoksulluk vardı ambargolar vardı Sıkıntılar vardı tamam hocam hocam o zaman bak ırgatın türküsü zaten hocam cahit ırgat bak ırgatın türküsü bu benim aklımda bu şehrin çocukları rüzgarlarım konuşuyor ortalık ırgatın türküsü bu şehrin çocukları bu ikisini kesin bil rüzgarlarım konuşuyor ortalık bunlar da kulağının arkasında kalsın dostum geldim hocam Suat Taşer hocam bir Hürriyet, merhaba, haraç mezat. Hocam hangilerini aklımızda tutalım? Bir hürriyet, merhaba. Şu üçünü aklında tutsan yeter. Ben ne yapıyorum? Bir hürriyet buluyorum, ona merhaba diyorum. Hürriyet diye birine merhaba diyoruz. Tamam dostum. Aklında kodla bir şekilde yapacak bir şey yok. Kimmiş hocam? Suat Taşer. Bir hürriyet, merhaba geçiyorum. Geldim hocam. Mehmet Kemal. Battal Gazi isimli gazeteyi, Meydan isimli dergiyi çıkartmıştır. Hocam gazetesinin adı neymiş? Battal Gazi. Hocam dergisinin adı neymiş? Meydan. O zaman bak Battal Gazi gazete, meydan, dergi. Tamam hocam şiirleri ne? Birinci kilometre, öğler akıları. Sen buradan birinci kilometreyi bil, birinci kilometreyi yıldızladım. Emek abin uyardı. Geçiyorum. Geldim hocam. A Kadir, Abdül Kadir. Tamam hocam. Bununla ilgili neyi bilelim? Azra Erhat ile İlyade ve Odessa çevirisi yaptı. Tamam hocam. Hocam bana işaretle hangisini aklımda tutayım? Tebliğ tebliğ aklında tut. Bak burada tebliği yıldızladım. Haberin olsun. Geldim Şükran Kurdakul. Nazım etkisinde isyan ve başkaldırı edebiyatı yaptı. Tamam hocam hangi eserlerini bileceğim? Tomurcuk. İzmir'in içinde Amerikan neferi. Hocam ikisi de mi yıldızlı? İkisi de yıldızlı dostum. Geldim hocam Mehmet Başaran. Hocam hangi şiirini bileyim? Ahlat ağacını bil. Bunu yıldızladım. Sis dağının başında Boran'a bak Boran'a. Bir de bunu bil. Seni kurtarır. Gel biraz yakından konuşalım. Ya Emek hocam, bu nasıl bir dersti ya? Ne ara başladı, ne ara bitti, biz hiçbir şey anlamadık. Zaten ben 40 ile 60 arası toplumculardan çok soru çıkacağını düşünmüyorum. Soru çıkarsa da beni şaşırtırlarsa da çıkabilecek isimler ve eserler bunlardır dostum. Hemen bir sonraki videoda görüşelim. Bir sonraki video daha önemli bir video aklında bulunsun.